Evet amcacığım, kayda başladık. Şimdi biz öncelikle bu Mustafa Kemal'in, ben önce Hacı amcamın kim olduğunu söyleyeyim. Hacı Ali Kılıç. Evet. 1907 İstanbul Sarıgüzel doğumlu değil mi Hacı amca? Evet. 11 yaşında Sarıgüzel yangınının takiben 1917 yılında 18 yılında İnegöl'e hicret etmişler. Nakli evet. Mekan etmişler. Ve İnegöl'ün Yenice Mahallesi'nde hayatını sürdürmüş, şu an hali hazırda 96 yaşında canlı tarih. Evet. Bu münasebetle Sinan Çuluk olarak ben Hacı amcamdan Mustafa Kemal'in İnegöl'e gelişlerini ve Kurtuluş Savaşı esnasındaki İnegöl'ün vaziyetini ve belediye reisi Osman Bey'in tavrını Hacı amcama soruyorum, merak ettiğim için bunu da kayıda geçiyoruz. Buyurun Hacı amcacığım, söz sizin. Şimdi Atatürk'ü mü açıyorum? İstediğiniz bir yerden başlayınız. Evet. Osman Bey'dir, burada Yunan zamanı büyük faydaları olmuştur. Evet. Anladım. Abisinin, yani kardeşi Mehmet Bey'in karısının Hristiyan olması, sonra da Müslüman olması, o lisanı bildiği için evet. Yunanları elde ettiler. Evet. Onlar da Yunanca biliyordu. Kullanları... Sen anlatabilirsin hocam, ışığı ayarlıyor onlar. Tamam. Yüzüm parladı da. Güzel. Güzel hocam. Kumandanı yanına aldılar. Allah şükür hamdolsun. 18 ay burada kaldılar. Evet. Bir tek kimsenin kanına dokunmadılar. Hep onların sayesinde Allah'a şükürler olsun hamdolsun. Ondan sonra tabii 1922 Ağustos'unda harp başlayınca Dumlupınar'dan başladı. Başkumandanlık Meydan Muharebesi dedikleri. Evet. Anladın mı? İnegöl'den çekildi. Ayıcı Arif'in alayı geldi İnegöl'e. Hı. Efendim, biz de o Ayıcı Arif'in alayın arkasına takıldık. 15 yaşında ben, 20 yaşında abim. Evet. Elimizde iki tane kalın odun, meşe odunları, 1-20 uzunluğunda. Ayıcı Arif'in alayın arkasına takıldık. Anladın mı? Kazancı'ya geçtik. Kestler Bayırı'na gittik. Baktık asker ileride. İstikamlarda böyle yazdılar başına. Bu arada da bizi sol tarafa çektiler. Bir şey düştü. 25 metrelik bize bir... Mermiymiş, top mermisi. Şeyden, Bursa'dan atılmış. Vay be. Kaçın gerisi geriye diye bağırdı kumandan bize. Biz de kaçtık. Mesela ne oldu? 30-40 metre kaçtık geriye. İkinciyi bizim bulduğumuz yere düşürdü. Işıklardan atmış topu. Püskürsüz çetesi iniyor, teslim alıyor topu. Başka topluk yok. Ondan sonra Kestler Bayırı'nı aşağı... Püskürsüz dediğiniz Bursa'daki Kuvayi Milli Çetelerinden. Evet, tamam. Püskürsüz. Ondan sonra evladım Kestler Bayırı'nın dibinde artık oturduk. Sabaha kadar orada öyle. Yalnız Filadar'dan kırmızı fener çıkıyor. Biz asker olmadığımız için... Filadar neresi? Bu şey tarafına düşüyor işte. Gemlik tarafına düşüyor. Gemlik tarafına böyle. Evet. Oradan yardım istiyormuş meğersem Bursa'dan. Sıkışmış o da oradan. Yunan. Evet. Ondan sonra şafak başlayınca kalktık bir baktık asker gitmiş ileri. Biz de Gürsu'ya gittik. O zaman Gürsu'luk ismi onun. Sonra Gürsu'luk'ta. Orada Ermeniler vardı. Kaçmışlar onlar. Mallarını bırakmışlar bütün. Herkes yağma ediyor. Biz orada Badin'den yürüdük. Şeyi atmış. Yeniçay Köprüsü'nü atmış. Hacivat Köprüsü'nü atmış. Derenin içinden geçtik. Topları da katır topları. Katırların üstünde gidiyor ya. 15'lik falan 20'lik top değil yani. Kısa mesafesi. Arabalı tekerlekli değil. Öyle mi? Ama katırlar üstüne tekerlekler. Sökülüyor böyle. Parçalanırsa böyle. Hani bu şey girdik neyse anladın mı? Abim Tuz Pazarı'nda bir dükkana girdi. Bu 11 Eylül günü mü oluyor? Evet. Evet. Bursa'nın kurtuluşunda. 11 Eylül günü. Bak, evet. Bursa'nın kurtuluşu. Yani, bravo. Abi. Ondan sonra abim girdi çıktı, bir de baktım kucağında 3-5 tane kutu var. Ne onları?
Karamele ya. Herkes alıyor. Karamele. Bir çuvalı açtık, bir çuval vardı yanımızda. Attık içine onları. Mudanya'ya gitmeye kalktık ama abimleri bıraktı. Ayaklarımız ağrıdı, karnımız aç, ekmek yok. Tatarlı Köprüsü'ne indik aşağıya. Dua Çınarı'na. Oradan ben hemen bir eve uğradım. Sokağın içine ekmek istedim. Kadının birisi yarım ekmek çıkardı verdi. Yarısını aldım ben, yarısını ben. Ondan sonra geldik Deniçay Köprüsü'ne. Baktık bir araba gidiyor. Dedik nereye gidiyorsun? Yine göle. Biz de yine göle gideceğiz. Arabanın yükünü dediler ağır. Dedi bu çuvalın içindekilerini size vereyim de bizi bindirin arabaya. Ne var deyince baktı verdi çuvalı. Bizde var 5 kutu kalimera, 5 tane de tabak. Bindin ama arka ayaklarınızı aşağı sallayın dedi. Biz de bindik arabanın kıçına, Tatar arabası. İkinci de geldi yine göle. Yeni Cuma Mahallesi'nde Cüneyt'in hanına arabayı çektiler oraya. Biz de evimize koştuk. Annem ağlıyor, babam kızıyor anneme. Ne ağlıyor, ne ağlıyor çocukları yavrunun arkasından. Annem göreceğiz diye bizi sevgili sarmıştık, varmıştık. Yunan şehri böyle kapadık. Şükrü Naili Paşa daha Ayıcı Arif'ten önce mi girdi, sonra mı girdi? Şükrü Naili Paşa zaten Şükrü Nail Paşa, Ayıcı Arif'in alayına biz denk geldik. Evet. Şükrü Nail Paşa belki ondan evvel geldi ama onlar şeye gittiler. Devam ettiler Yunan'ı takip ettiler. Şehir tarafına gittiler. Oradan vurmaya kalktılar Kazancı'yı. Evet. Çünkü çok namussuz, önünü çok almış. Bir kediyi görüyor karşıdan. İstikamı Kazancı'dan iyi baktığı yani. Zaman da İnegöl 15 kilometre mesafe. Görüyor hepsini böyle. O oraya gitti o. O Ayıcı Arif'in alayı İnegöl'den yürüdü. Allah tarafından bereket verdi. Kazancı da pek şey olmadı. Peki orada...